İngiliz kuvvetleri Kızıldeniz'deki gemi ticaretini korumak amacıyla Yemen'deki Husi isyancıları hedef alan çok uluslu bir güç olan Refah Muhafız Operasyonu'nda yer alıyor. Ayrıca yaklaşık 20 bin İngiliz askeri, NATO'nun soğuk savaştan bu yana gerçekleştirdiği en büyük tatbikat olan Sarsılmaz Savunucu 2024 tatbikatına katılıyor. Görkemli amiral gemimiz Queen Elizabeth'in öncülük edeceği ve güvertesinden 5. nesil F-35 jetlerinin kalkacağı uçak gemisi taarruz grubumuz tam kapasiteyle görev başında olacak. Ancak aynı görüşte olmayanlar var ve İngiltere'nin silahlı kuvvetlerinin yetersiz finansman, teçhizat ve silah altına alınan asker sayısı kriziyle karşı karşıya olduğunu savunuyorlar. Geçtiğimiz ay Londra'yı ziyaret eden ABD Deniz Kuvvetleri Bakanı Carlos Del Toro, Rusya ve Çin'den gelen tehditler ve Orta Doğu'daki çatışmalar göz önüne alındığında İngiltere'nin silahlı kuvvetlerinin kapasitesinin yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Diğer Avrupalı müttefiklerini de aynı şeyi yapmaya çağırdı. Bu arada emekliliğe hazırlanan İngiltere Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders, ülkenin silahlı kuvvetlerini donatmak ve modernize etmek için daha fazla şey yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. İngiliz ordusundaki asker sayısı 73 bin. Bu 30 yıl önceki büyüklüğünün yarısı kadar. Sayılar oldukça önemli. Örneğin bir tank, bir ten ya da bir F-35 aynı anda iki yerde birden bulunamaz. Ayrıca İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nin Amerika'nın da hoş karşıladığını düşündüğüm geniş bir kabiliyet yelpazesine sahip olduğunu söylemek doğru olur. Ancak bunların çoğu kendi içinde çok düşük. Örneğin İngiliz ordusu sadece bir tek tümen kurabilir, Fransız ordusu iki, Alman ordusu ise üç tümen kurabiliyor. İngiliz, kara, deniz ve hava kuvvetleri silah altına personel alma hedeflerini tutturamadı. London Daily Telegraph gazetesinin haberine göre İngiliz donanmasına ait iki fırkate mürettebat yetersizliği nedeniyle bu yıl hizmet dışı bırakılacak ve toplam sayı 9'a düşecek. Hükümet haber hakkında yorum yapmadı. Bununla birlikte 8 yeni fırkatey siparişi verdiğini ancak bunların en azından 2020'lerin sonuna kadar hizmete girmeyeceğini vurguladı. Resmi rakamlar İngiltere Silahlı Kuvvetleri genelinde mühimmat ve yedek parça sıkıntısı yaşandığını gösteriyor. Son birkaç yıldır gördüğümüz şey Avrupa'nın silahlı kuvvetlerinin göreceli olarak içinin boşalmasıdır. Ve bu durum Ukrayna'ya yeterli teçhizat, silah ve mühimmat tedarikinde yaşanan zorluklarla açıkça ortaya çıktı. İngiliz hükümeti 2030 yılına kadar ulusal gelirinin %2,5'ini savunmaya harcama sözü verdi ve koşullar el verdiğinde daha fazla harcama yapmaya kararlı olduğunu açıkladı.